gibi mabetlerin mabet olarak devam edilmesi için inşa edilmiş, hediye edilmiş. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içerisinde bu mabedi şeriften ezan-ı Muhammediye, namaz, her şey yasak olarak müze haline çevrildi. Kitab-ı Ezel'inde buyuruyorsun: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪ي هَسْمُهُ وَسَعَى ف۪ي خَرَابِهَا. Evet, onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir? Ya Rabbi, o zihniyeti bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma ya Rab. Bizlere rahmetinle muamele edip, bizleri sana secde eden, senin emri ilahine tabi olan kullarınla sevk ve idareyi ilâ yevmül kıyâme daim eyle. İkinci bir sefer bu mabedi tekrar ümmeti Muhammed'e hediye etme şerefine mazhar olan reisi cumhurumuz ve ekibi, ya Rabbi aleyhissalatu vesselam Efendimizin hadisi şeriflerinde beyan buyurduğu o methiyeye bunları da nail-u mazhar eyle ya Rab. Nail-u mazhar eyle ya Rab. Ya Rabbel alemin, ilâ yevmil kıyâme bu ve bu gibi mabetlerin mabet olarak devam edilmesi için inşa edilmiş, hediye edilmiş. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içerisinde bu mabedi şeriften ezan-ı Muhammediye, namaz, her şey yasak olarak müze haline çevrildi. Kitab-ı Ezel'inde buyuruyorsun: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪ي هَسْمُهُ وَسَعَى ف۪ي خَرَابِهَا. Evet, onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir? Ya Rabbi, o zihniyeti bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma ya Rabbi.